Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ahzab suresi 69. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa feberre'ehullahu mimma kalu ve kâne indallahi veciha. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kulu kavlen sedida. Yuslih lekum a'malakum ve yağfir lekum zunubakum. Ve men yuti'illaha ve rasuleh fakad faze fevzen azima. İnna aradnel emanete alel semavati vel ard vel cibal. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamelehel insan. İnnehu kâne zalûmen yehûlâ. Liyu'azziballâhul münafikîne vel münafikât vel müşrikîne vel müşrikât ve yetûballâhu alel mü'minîne vel mü'minât ve kânallâhu gafûren ve rahîmâ. Sadakallâhu razîm. Evet, ayet-i kerimede mealen Rabbimiz Bismillah. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Sürekli Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde komprim ve hülasalar nevinden bölüm bölüm, kısım kısım hayatından kesitler Cenab-ı Hak nazara veriyor. Ve sürekli insanlara o önemli noktayı nazarlarına veriyor. Yani unutulma durumuna gitmiyor. Tekrarda böylece aynen miskin karıştırılması gibi yeni hakikatler, manalar, uyarışlar meydana geliyor. Bismillah. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Bununla ilgili bir notta, insanın yüklendiği emanet, başta akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanmanın gerektirdiği sorumluluklardır. İnsan iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullanmadığı zaman hem kendine hem de çevresine zulmetmiş ve cehalete düşmüş olur. Ayette insan türünün bir özelliğine dikkat çekilerek onun genelde emanete riayet konusunda vefasızlık göstermeye yatkın olduğuna işaret edilmektedir. Buradaki emanetten akıl ve irade diye ifade etmiş olması yanlış değil ama dar bir mana. O halde biz genişletelim. Cenab-ı Hak varlıklar içerisinde insanları ve cinleri sorumlu tutuyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani liyarifuni İbn Abbas'ın ifadesiyle. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsana verilen emanet bir risktir. Bu evet akılda. Bu aynı zamanda din. Bu aynı zamanda emir ve yasak ve mükellefiyet. Bu aynı zamanda insanın sahip olduğu enaniyet, benlik. Çünkü o enaniyet ve benlik ile Firavun gibi en rabbukumun âlâ diyebiliyor. Veya Cenab-ı Hakk'a karşı ene ene ente ente ben benim sen de sensin diye bu manada kaba ifadeyle kafa tutabiliyor, meydan okuyabiliyor, tanımama yoluna gidebiliyor. Veya Karun gibi innemâ utîtu alâ ilmin. Bütün bu zenginlikler bana kendi ilmim ve becerim, gayret ve çabam, aklım neticesinde verilmiştir gibi bu manada geniş mana ifade ediyor. Hakikaten İnsan büyük bir risk almıştır. Ruhlar aleminde, eles bezminde kendisine tevdi edilen, yüklenen bu sorumluluk ile insan büyük bir risk almıştır. Ama şu hiçbir zaman unutulmamalıdır, iyi de yapmıştır. Neden mi? Zengin olmak istiyorsa bir insan, hele hele bir tüccar, risk almadan zengin olunmaz. Risk almak derken harama, günaha, sahtekarlığa, aldatmaya değil. Yani büyük bir risk alacak bir işte ki, orada iki durum var. Tabii körlemesine gitmeyecek. Aklını, basiretini, anlayışını, düşüncesini, becerisini, gayretini hepsini bir araya getirerekten neticeye bakacak, ona göre karar verecek. 10 milyarlık bir ihaleye giren bir iş adamını düşünün.
10 milyarlık ihaleye girdiği zaman eğer kaybederse doğru. Kaybederse kaybı küçük değil. Yani bizim 100 milyon, 300, 500 milyon kaybımıza benzemez. Ama bir de kazandı mı var ya. O zaman öbürünün 70-80 sene çalışıp da elde edemediğini o ne yapmış olur? Bir ihaleyle kazanmış olur. Bunu daha da yükseltin. Katrilyona yükseltin. Kentrilyona yükseltin. 100 kentrilyonluk bir ihaleye bir insan girdi, işe girdi. Doğru. Kaybederse bitti. Kaybederse bitti. Ömür boyu çalışsa onu ödeyemez. Ama zaten o iş adamı, ihaleyi alacak kişi kaybederim düşüncesiyle girerse zaten girmesine gerek yok. Demek ki beceriksiz birisi. Bilmiyor, yapamayacak, kendisine güveniyor. Ona girip kazandığı zaman kentrilyonları da kazanır. Bununla şunu ifade ediyorum. Şimdi insan Allah'a iman edip etmemek ile, ahireti kazanıp kazanmamak ile, iradesini, enaniyet ve benliğini, yükümlülüğünü, kendisine gönderilen din, kitap ve peygamberleri kabul etmekle 500 sene genişliğinde en az bir cennet hayatı. Hususi, bir de umumi var. Ama kaybederse ebedi bir cehennem var. Böyle bir insanın önünde bir risk var. Ya ebedi bir hayatı, kazancı elde etmek var ya da ebedi bir kaybı almak var. İşte gökler o kadar yüksek olması, dağlar o kadar güçlü olmasına rağmen onlar bu büyüklükleriyle, yükseklikleriyle, güçlülükleriyle, kuvvetlilikleriyle bunu kabul etmiyor. İnsan zayıf omuzuna, güçsüz beline bu ağır yükü yükleniyor. Doğru da dediğim gibi yapıyor. Bir risk aldı ama aklını kullanacak. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Necim suresinde biz ona iki göz vermedik mi, iki dudak vermedik mi, iki de yol göstermedik mi? Değil mi? Necdeyn. Yani böylece cennete ve cehenneme giden iki de yol gösteriyor. Evet, okula kaydolan, okula giden öğrencinin riski var. Okuldan atılma, tasdikname alma gibi riski var. Okuyamama, uzatma riski de var. Ama kazanırsa, diplomasını alırsa önüne birçok kapılar açılmış olur. İşte insan da emanet-i kübra olan yerlerin ve göklerin tahammülünden aciz kalmış oldu. O emaneti, yani riskli bir ticareti omuzuna alıyor. Önünde iki yol var. Ya ebedi hayatı kazanacak veya kaybedecek. Bu işin üçüncü bir alternatifi yok. Kazanırsa artık büyük bir kar. Ebedi bir kar. Büyük de değil artık. Ebedi. Sonsuza dek marifetullah, muhabbetullah, rüyetullah, ilim ve ebedi bir cennet. Ama kaybederse ebedi bir cehennem o insanı bekliyor. Bismillah. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok emanet edendir. Daha önce burada iman eden, salih amel işleyen erkekler, kadınlar hepsini ayrı ayrı zikretmişti. Burada da özellikle dikkat ederseniz, yani münafık erkeklerle münafık kadınları, müşrik erkeklerle müşrik kadınları da ayrıyeten, mümin erkekleri de mümin kadınları da ayrıyeten özel olarak zikrediyor. Yani böylece her ikisi içinde, sadece erkek için değil, her ikisi içinde bir risk önlerinde hazır beklemektedir. Böyle bir tehlikeyle her insan karşı karşıyadır. Dediğimiz gibi ya kazanacak ya kaybedecek. Bu da Kadı Beyzavi'deki tefsirde ele alınan ifadeler. Onun için emanete riayet etmek lazım. Emaneti sahibi hakikisine satmak lazım. Allah'a satmak lazım. Onun için kullanmak lazım. Burada 69. ayetin tefsirinde bundan murat Hazreti Musa'ya eziyet durumu. Kasas suresinin tefsiri esnasında da anlatıldığı üzere şöyle bir olay. Karun bir kadını Hazreti Musa'nın kendisiyle ilişkiye girdiğini söylemeye teşvik eder. Allah Hazreti Musa'yı iftiradan korur. Kadın gerçeği söyler. Veya şu olay da olabilir. Hazreti Musa hayasından dolayı tesettüre çok dikkat ederdi. İsrailoğulları bunu bedeninde cüzzam olduğu veya tenasül uzuvlarında bir problem olduğu şeklinde yorumlayıp iftirada bulundular. Allah da onları hale muttali kıldı. Hazreti Musa'yı ithamlarından böylece kurtarmış oldu.
Ve yine 70. ayette ve doğru söz söyleyin. Bundan murat da bunun zıddından ne? Yani Hazreti Zeynep meselesinde olduğu gibi velev kasıtlı olmasa da yalan sözden kaçının diye bir uyarı içerisinde bulunulmuş olmaktadır. Evet, emaneti insan zayıf, güçsüz omuzuna yükleniyor. Emaneti hakiki sahibine. Yani her gün verilen bir 24 saat bize bir emanettir. Hayat ve emanettir. Organlar emanettir. Zahiri ve batini, bütün duygular bizlere emanettir. O halde o emanetleri gerçek sahibi olan Allah'a emin bir şekilde, güvenilir bir şekilde iflas etmeden teslim etmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabelerle oturmuş, onlara soruyor. Mel müflisu diyor. Müflis kimdir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyor ki ya Resulallah, malını mülkünü kaybetmiş olan insanlara müflis denilir. Efendimiz diyor ki hayır. Müflis o kimsedir ki ahirete geldiğinde kendisini kurtaracak amelinden hiçbir şey olmayan insandır müflis. Yani tamamen iflas etmiş, dünyaya büyük bir sermaye ile gelmiş, o sermayesini burada yiyip tüketip bitirmiş. Yani elinde bir şey kalmamış. Ahirette kendisini kurtaracak bir eseri olmaksızın tamamen burada onları bitirip öylece ahiret hayatına gitmiş olduğunu Efendimiz ifade ediyor. Allah müflislerden eylemesin. Evet, ayetin tahliline bakacak olursak 69. ayette, bununla ilgili hadiste demin de nüzul sebebini ifade ettiğimiz gibi, doğrusu Musa edepli terbiyeli idi. Ona yapılan iftiradan dolayı, onların Hazreti Musa'ya eziyet vermelerinden dolayı onların bu çıkışlarını bir derece Cenab-ı Hak boşa çıkartmış oluyor. Onunla ilgili burada bir sayfalık notları tefsirlerden çıkarttım. Yine 69. ayette bereye ifadesi geçmişti. Aslı hoşlanılmayan şeye yakın olmaktan uzak durmak, beri olmak, beraet aynı kökten gelmiş oluyor. Bu kelimenin izahı, onların dedikleri şeyden temize çıkardı, beraet etti manasında ve ilgili ayetler burada zikredilmektedir. Evet, ve 69. ayette Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Demin Zeynep meselesinde de ifade ettiğimiz gibi yine bu nüzul sebebiyle alakalı olaraktan ve ayette vecih, vecahetle haysiyet ve mevki sahibi, şerefli, sevgili, tam Türkçesiyle yüzlü idi şeklinde vecih yüz manasına geliyor. Onların buradaki izahı 69. ayeti kerimede. Evet, ve 71. ayet-i kerimede ise burada yutir ifadesi, bu Kur'an-ı Kerim'de burayla beraber 6 yerde bu ifade geçmiş olmaktadır. Yani itaat etme, yutir, ata'a yutir'o kökünden gelmiş olmaktadır. Muti, itaat aynı kökten. Evet, ve 72. ayet-i kerimede emanet, burada emanetin ne olduğuna dair böyle bir çeşitli hadisler de doğrultusunda ve bazı sahabi vesaire doğrultusunda maddeler halinde zikredilmiş. Emanet taat, emanetin sahibine iadesi lazım geldiği gibi Allah'a taat da lazım. Farz ibadet ve vazifelerdir diye demin ben onu birkaç temel noktada özetledim. Ama burada farklı farklı böyle emanet ile ilgili biraz daha detaylandırılmış olaraktan 12 başlık içerisinde. Bütün hepsi olabilir ama temel ana nokta akıl, din, enaniyet ve benlik gibi. Yani çünkü din mesela Türkçe anlamı deyin demektir. Borçtan geliyor. Boynumun borcu diyoruz. Yani bir borç ile bu dünyaya gelmiş oluyoruz. Yine emanet ile ilgili olaraktan burada çeşitli, şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Nisa 58'de ve diğer ayetlerde de bu manada isteyerek ve istemeyerek buyruğuma gelin. Cenab-ı Hak ihtiyata van evkera, yer ve göğe. Onlar da ister istemez emrine geldik ya Rabbi diyerekten ihtiyata van evkera eteyna ta'in. Ya Rabbi biz senin emrine itaat ederek Fussilet 11'de emrine geldik diye emanet. Zalim burada mübalağalı ismi fail. Abartılı derecede kendisini birçok nimetlerden mahrum kılan zalim ve mübalağalı ismi fail. Yani abartılı derecede cahil ve cehalet içerisinde. Nasıl? Fani olan cam parçasını biraz parlak diye ebedi ve baki olan elmaslara değişiyor. Aynen çocuk. Elmalı şekeri elmastan değişiyor. Canım elmalı şeker elmastan daha güzeldir diyerekten, çünkü elmas yenilmiyor ya, elma yenildiği için çocuk gibi böyle bir cehalet ve zulüm içerisinde, o da abartılı derecede. Yine de 72. ayette emanetle ilgili burada biraz daha meseleyi açmış. Emanet emin,
iman, aynı kökten geliyor. Emanet, emin, iman aynı manada gelmiş oluyor. Güvenilirlik manası, vedia, emanet aynı kökten, teklif, farz gibi manalar şeklinde müfessirlerde bunu izah etmiş olmaktadır. Çünkü önemli bir husus. Evet, kişi kıyamet günü hadislerde bu manayı ifade ediyor. Nitekim Efendimiz buyuruyor, kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkep gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanına toplanırlar ve derler ki, ey filan, sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? O kişi de, evet, iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Münkerden nehyederdim fakat kendim yapardım der. Ve bununla ilgili olan izah ve açıklamalar ve buradan çıkarılan, anlaşılan manalarda böylece toplam 5 sayfa olaraktan zikredilmiş, dile getirilmiş olmaktadır. Bunu daha önce bir makale olaraktan yazmıştım 2014 yılında. Tespitler.com adlı, mehmetözçelik.com adlı sitemde mevcuttur. Oradan istifade edilebilir. Evet, insan hilafet ve emanetle bu dünyaya gönderiliyor. Bakara suresinin başında da inni cailun fil ardı halife. Yani insan seçilmiş ve kendisine büyük bir emanet, yük yüklenerek, sorumluluk, mükellefiyet, ağır yük yüklenerekten bu dünyaya gönderilmiş oluyor. Onunla ilgili tefsirlerden çıkarttığım ve ilgili ayetler 2 sayfalık not. Böyle bir ağır yükle insan dünyaya geliyor. Evet, yerlere ve göklere ne demek bu manayı izah sadedinde, bununla ilgili burada farklı Ali Tantavi'den, insanın gök ve yerden farklı yönünü bulmaya çalıştım. İnsan dışında tüm varlıklar Allah'ın yarattığı yasa ile hareket eder. Yani onlarda bir mecburiyet var. Bir ceza yok, bir mükafat yok o manada. Yani akıl ve irade devrede değil, nefis yok, aldatma yok, risk yok, tehlike yok, zıt tarafı yok. Sadece belli bir nokta, şer olayı yok. Cehennem onlar için yok. Ama insan için her iki tehlikede söz konusu olmuş olmaktadır. Ayağa kayabilir, düşebilir. Dünyası da gidebilir, ahireti de gidebilir böyle bir risk ile. Bu ayet-i kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri mükemmel bir şekilde Sözler adlı eserinin 164. sayfasında ve devamında, yine en önemlisi 30. sözdeki ene ve zerre. Orada enaniyet. Bediüzzaman Hazretleri bu insana yüklenilen yükün ve emanetin ene, benlik olduğunu ifade ederek bu manada bu ayet-i kerimeyi 30. sözde ene bahsinde ifade etmiş oluyor. Onunla ilgili ene bahsine direkt müracaat edilebilir. Onunla ilgili burada 30 sayfa olarak da bu ayetin anlamını oradan çıkarttık. Yine 540. sayfa diyerekten böylece orada uzunca bu ayeti Bediüzzaman Hazretleri tefsir ediyor, izah ediyor, beyan ediyor. Hakikaten düşündürücü, ibretli, harika bir şekilde mantıki olarak da emanetin gerçek manasını böylece Bediüzzaman Hazretleri o Sözler adlı eserinde, ki başka yerlerde de onları da aldım. Kastamonu Layıkası 207 ve 9 sayfalarında. Yine Tarih-i Hayat 476 ve 77. sayfalarında ve 78. sayfalarında bu ayet-i kerimeyi tefsir etmiş olmaktadır. Evet, bu ayetin gramer tahliline bakacak olursak 69'da Bismillahirrahmanirrahim sarf ve nahiv cihetiyle ve kâne indallâhi ve cihâ ifadesi müsteynifedir. İstinaf, iptidaiye, başlangıç ve mukadder bir suale cevap. İnde zarf olmuş olup ve cihene müteallektir. 70, kavlen mef'ulü mutlaktır. 71, buradaki yuslih ifadesi mukadder şartın cevabıdır bu cümle. Cümle olaraktan şart cümlesi olup müstenifedir. Yine yuti ifadesi haberdir. 72'de ise fe ebeyne en yahmillaha ifadesi, en yahmillaha burada mastardır. Ebeynenin ebeyne mef'uldür. Ebeynenin mef'ulü ve mastardır. 73'te ise burada aslında li yuazziballah, bunun aslı li en yuazzibe. Ondan dolayı masdar-ı müevveldir. Li yuazzibenin masdar-ı müevveli olmuş oluyor. Li en yuazzibe olduğu için. Aynı zamanda geçmiş olan ayetteki hamalehaya müteallik olmak suretiyle mecrurdur. Ve kânallâhu gafûren ifadesi müstenifedir. Rahîmen ise kânenin ikinci haberi olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan. Evet, kıssadan da bir hissemiz var. Hisse alınması temennisiyle. Bir imam ile bir papaz münazara yapmak için buluşmuş. İmamın papaza ilk cümlesi: papaz efendi, çoluk çocuk nasıl olmuş? Papaz kibirle yüzünü ekşitip Hristiyan din adamıyla münazaraya geliyorsun. Daha papazların, papanın çoluk çocuk edinmek gibi süfli, aşağılık işlerle meşgul olmadığını bilmiyorsun öyle mi?
Bu ne cehalet? İmam gülmüş. Bilmediğimden değil. Fakat kendinize bile yakıştıramadığınız süfli, yani iğrenç bulduğunuz eş ve evlat edinme vasfını Allah'a isnat edişinizdeki tutarsızlığı size söyleteyim dedim. Bu son söz ile münazara sona ermiş. Allah alem bir sevap. En doğru bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.